Alo. Abi ben Mehmet, tamirci. Bu gönderdiğin arabanın çok masrafı var. Oğlum, yap çıkma parçalarla bir şeyler. İyi de abi, 3 günde tekrar arıza yapar. Aman be kardeşim. Düşündüğün şeye bak. Ben sattıktan sonra ne olursa olsun. İyi de Erol abi. Hadi konuşma fazla, bitir şu arabanın işini. Allah Allah, yemin edeceğim bu adamın işini yapmayacağım bir daha. Aziz. Buyur abi. Al şunu. Hurdacıya git, bu parçaların çıkmalarını bulsun. Tamam abi. Kolay gelsin. Oo, hoş geldin. Ne haber abi? İyidir. Abi çok temiz bir jip var, satılık. Ne oluyor varsa? Jip çok temiz. Adam almış çekmiş garaja. Binmemiş bile. Oğlum binse ne olur, binmese ne olur? Güzel bir makyaj. İçi seni yakar, dışı beni. Öyle diyorsun da adama beddua ederler Erol. Ederlerse etsinler. Önemli olan kazanmak oğlum. Hayat acımasız. Sen de acımayacaksın. Vallahi ne diyeceğimi şaşırıyorum bazen sana. Bak akıllı ol Ali. Bak yüksek tahsil gören oğlum var. Boşuna mı Amerikalara gönderdik okusun diye? Onu yapma, bunu yapma. Nereden bulacağız oğlum parayı? Tamam tamam, anlaşıldı. Sen ıslah olmazsın. Hadi konuşma fazla. Ne içersin, çay mı kahve mi? Çay içerim. Engin, oğlum bize 2 tane çay gönder. Tamam abi. Baksana, ben çay ocağına gidip geliyorum. Erol, işin 3 kağıtçılığında. Zavallı insanların paralarını kapsın da ne olursa olsun. Yani her şeyi mübah görüyor. Ben bu adamın yola gelmesi için elimden geleni yapacağım. Sizin duygu ve düşüncelerinizin vekili olacağım. Alo. Anne. Anneciğim ne haber? Oğlum, yavrum, iyiyim yavrum. Sen nasılsın kuzum? Ben de iyiyim anneciğim. Kim o, Özcan mı? Özcan. Ver bakayım şunu. Oğlum, yavrum, babana veriyorum canım. Seni çok seviyorum. Ver. Ne haber koçum? İyiyim baba. Bir isteğin var mı oğlum? Yok baba, burada her şey yolunda. Para yatıracağım yarın hesabına. Param var babacığım, gerek yok. Sıkmayın kendinizi. Ben senin için yaşıyorum aslanım. Sağ ol babacığım, öpüyorum sizi. Ben de oğlum. Kendine iyi bak. Neler dedi? Ne diyecek? Aslanlar gibiymiş oğlum benim. Aslan oğlum, canım oğlum benim. Bu ne be? Bal gibi olmuş. Git şunu yeniden yap ya. Bir kahve yapmayı öğrenemedim. Nasılmış? Amerika'ya alışmış mı? Alışır alışır. Ya işler de durdu bu ara. Vallahi benim iyi, fena değil. Erol, sen ucuza veriyorsun piyasadan ama dökük arabalar o başka. Alanlar o paralara, o arabaları rüyalarında bile göremezler. Bak orası doğru. 3 gün kullanabiliyorlar, fazla değil. Orası beni enterese etmez. Sen doğarken sana kalp koymayı unutmuşlar. Neyse. Ben kalkıyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ha, geçen ay para alan Sedat'ın getirmesi lazımdı. Günü geçti. Bir haber ver istersen. Sedat temiz arkadaştır, gelir. Sen içini rahat tut. Benim için sorun değil, faizi işliyor. Biliyorum. Hadi görüşürüz. Biliyorum. Erol Bey burada mı? Yok, ne oldu? Şu sizden aldığım araba 3 günde dağıldı neredeyse. Ayrıca icralıkmış. Kardeşim, alırken sormadın mı arabanın borcu var mı yok mu diye? Erol Bey arkadaşımın arabası. Bir şey olursa ben kefilim dedi. Vallahi ben anlamam arkadaşım. Ah, geldi Erol Bey. Erol Bey, sizden aldığım arabada icra varmış. Hangi araba? Geçen ay almıştım. Hatırlamadınız mı? Nasıl hatırlayacağım? Senin gibi günde 50 kişi geliyor bana. Erol Bey, hani arkadaşınızın arabasıydı. Beyaz station araba. Söyledim ya, arabada icra varmış. Arabanı bağladılar mı? Bağlanmadı ama arabayı bir arkadaşım tanıdı. Kardeşim, herkesin lafına bakmayacaksın. Soruşturdum Erol Bey, araba hacizde. Ben ne yapayım?
Ne demek ben ne yapayım? Arabayı satan sensin. Bak aslanım, sen şimdi git. Arabanın sahibini bul, onunla hallet işini. Ayıp be ayıp, parayı alırken böyle konuşmadın. Tamam kes, çıkarın şunu. Hadi kardeşim, ya hadi kardeşim, hadi bir dinleyin hadi beni. Hadi. Durun dedim, günah be, Allah'tan korkun be. Yürüsene. Ne yapıyorsun sen? Hesap kitap yapıyorum. İş yerinde yapamıyor musun? Sana ne, anlamazsın sen. Sedat Bey, borcum büyüdü iyice. Yarın bu işe bir dur diyelim. Özcan aradı mı? Aradı ya geçen akşam. Belki iş yerini aramıştır dedim. Aramadı. Hem şimdi kafamı karıştırma benim. Tamam. Tam tamına 4.750.000.000. Ama abi çok değil mi? Benim hesabıma göre 3 küsür milyon olması lazım. Gününde ödeyseydin öyleydi. İyi de ne kadar gecikti? Oğlum temerrüte girdi. Nasıl yani? Faiz 150'ye çıktı. Gözünü sevme Erol abi, şaka mı yapıyorsun? Üzgünüm ama ciddiyim. Ne kadar erken kapatırsan senin için o kadar hayırlı olur. Biliyorsun elimdeki senet açık. Ciddi misin Erol? Ben parayı yolda bulmuyorum aslanım. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk, iki çay oldu. Tabii abi. Ne yapacağım Ali ben? Bu adam misaf diye bir şey yok. Ne diyeyim Sedat? Baksana kaç senelik arkadaşım. Hatır falan da dinlemiyor. İyi de nasıl kurtulacağım bu dertten? Ali sen bir daha konuşsan şununla. Ya konuşayım konuşmasına da gözünü para hırsı bürümüş. İkna olacağını hiç sanmam. Buyurun. Benim babacığım Özcan. Aa koçum, nasılsın oğlum? İyiyim, yarın geliyorum baba. Ne? Yarın geliyor musun? Evet. Ne o, yoksa sevinmedin mi? Sevinmek ne kelime oğlum? Sevinmez olur muyum? Hanım Özcan geliyormuş. Geliyor mu? Ah evladım ama iki gündür gözüm seyiriyordu. Kaç uçağına biniyorsun, aldırayım seni. Gerek yok baba, Engin alacak beni. Nasıl istersen oğlum. Gelince görüşürüz baba. Görüşürüz benden oğlum. Benden de selam söyle. Hı? Bak annen de selam söylüyor. Hadi hoşça kal. Hoşça kal baba. Görüşürüz. Şöyle oğluma güzel bir araba alacağım. Ben de oğluma bir güzel mantı yapayım. Özlemiştir benim mantımı. Allah'ım tez günde kazasız belasız oğlumu bana kavuştur ya Rabbim. İnşallah. Bana bak. Koş kalerici Eşref'e git, beni arasınlar. Erol Bey'i arayacak mısınız diye. Tamam abi. Efendim. Kaç model? Güzel. Aldırıyorum hemen. Efendim. Benim galerici Erol. Erol abi buyur. Devrik bir araba varmış, 2004 model. Adresi alıp sana vereceğim. Çekip kaportaya boyaya götürüver. Olur abi. Sonra da toparlayıver. Hepsini hallet, tamam mı? Abi parçalarını alırsın değil mi? 2004 modeli de eften püften yapmayız herhalde. Çok konuşma Mehmet. Ne diyorsam yap. Hele bir kaportadan çıksın düşünürüz. Tamam abi. Vallahi bu adam acayip bir adam. Hiç düşünmüyor bu araba yarın bir kaza yapar diye. Ah,
Ah canım oğlum benim. Oğlum. Hoş geldin yavrum. Anneciğim canım nasılsın? Yavrum. Yolculuğun nasıl geçti yavrum? Seni çok merak ettim. İyi geçti anneciğim. Sağ olsun arkadaşım Engin beni havaalanından aldı. Ah yavrum sana da çok zahmet oldu. Sağ ol. Çok sağ ol. Canım oğlum benim. Ah canım oğlum benim. Annesinin bir tanesi. Yavrum benim. Hadi geç. Canım benim ya. Babana uğradın mı oğlum? Yok anne uğramadım. Aa onu bir ara istersen. Ha doğru arayayım iyi olur. Merak etmiştir. Alo. Alo baba. Benim Özcan. Geldim ben. Geldin mi aslanım? Galerideyim. Gelecek misin? Aa, evdeyim. Engin de burada baba. Akşama görüşürüz. Tamam oğlum. Aslanım benim. Efendim. Erol abi benim Eşref. Arasın demişsin. Eşref'im nasılsın? İyidir abi buyur. Emrin nedir? Estağfurullah. Benim aslanım geldi. Ona yakışır bir araba ayarlayın. Hemen ayarlarım. Hiç merak etme. Hem de en kralını. Gönder elemanla benim dükkana. Tamam gönderiyorum ben. Sağ olasın. Oh be bu iş de bitti. Senin mantını özlemişim anacığım. Ne zamandır bu kadar yememiştim. Afiyet şeker olsun yavrum. Yarın akşam da yaprak sarması yapacağım oğluma. Oo, sağ ol anam. Sağ ol. Neler yapacaksın anlat bakalım. Bir iki gün tatile çıkacağım baba. Çok yoruldum. Neyle gideceksin? Otobüsle giderim herhalde. Yaparız bir şeyler. Al bakalım. Hayırdır baba? Bu ne? Ne iş? Senin oğlum senin. Arabasız mı dolaştıracağım seni? Babam benim be. Eğit be. Dur oğlum dur. Aslan babam. Dur. Allah Allah. Alo. Abi araba kaporta boyadan geldi. Ama ön takım bitik. Biraz masraf lazım. Bırak masrafı oğlum. Topla gitsin araba isteyen var. Ama abi bu şekilde verirsek Allah korusun birilerinin canı yanar. Ulan tohumuna para mı saydık milletin? Uzatma lan yaptırsın. Peki abi araba yarın hazır. O zaman biter bitmez Aykar Rentekar var ya oraya teslim edersin. Olur abi tamam. Tamam. Buyurun Aykar Entekar. Ben galerici Erol. Konuştuğumuz araç bugün çıkar, yarın elinizde olur. Hiçbir eksiği kalmasın usta, güvenilir değil mi? Erol Bey, biliyorsunuz biz bu aracı kiraya vereceğiz. Kimsenin başına bir şey gelsin istemeyiz. Tabii canım, araç tamam. Hiçbir problem yok. İçiniz rahat olsun. Peki, bekliyoruz o zaman. İyi günler. İyi günler. Hem istediğim marka... Hem ucuz olsun, hem de sağlam araba. Nerede bu bolluk be? Yarın sabahtan gider, akşama döneriz. Senin arabayla mı gideceğiz? Tabii benim arabayla. Daha adam gibi binemedim. Şöyle biraz basalım, uzun yolda zevkini çıkaralım. Okey, sabah 9 gibi hazır oluruz. Senin evde buluşuruz. Tamam, anlaştık. Hadi, tamam. Kalkalım, ben de eve gideyim. Tamam. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Ne haber baba? İyi oğlum, ne haber? Engin'leydik baba, oturduk bir şeyler içtik. Yarın sabah da sörf yapmaya gideceğiz. Senin arabayla gidin ha. Taş gibi araba ne olur ne olmaz. Onunla gideceğiz baba. Aman oğlum, hızlı gitmeyin ne olur. Aman anne, korktuğun şeye bak. Bir şey olmaz, taş gibi araba almışım aslanıma.
Anne sabah erken kaldır beni. Engin sabah buraya gelecek, buradan gideceğiz. Hı-hı. Tamam yavrum. Para ihtiyacın var mı oğlum? Param var baba, sağ ol. Ne yapacaksın bize, çay mı kahve ben mi? Ben size çay koyayım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bir eksiği gediği yok değil mi birader? Yok yok, merak etme, her şey tamam. Bana müsaade. Sağ olasın. Oğlum iyisinin, iyi parlatına. Olur abi. Tamam mı torpidoyu? Selamun aleyküm. Oo, hoş geldin Mehmet Usta. Hoş bulduk. Arabayı teslim ettim rentekara. Eline sağlık. Bıraktım ama aklım hala o arabada Erol Bey. Rot başlarını değiştirseydik iyi olacaktı. Boş ver Mehmet Usta. Teslim ettim mi olay bitmiştir. Gel oturalım, ne içeriz? Vallahi bir çay alalım. Oğlum iki tane çay kap. İki çay getir. Gel. Aa. Hayırdır oğlum? Ne işiniz var sizin burada? Hani siz seyahate gidecektiniz? Arabayı çalıştıramadık anne. Araba arıza yapmış. Oğlum bir tamirciye baktırsaydın. Boş ver anne. Ne kadar işi var belli olmaz. Zaten geç kaldık. Sen bu anahtarı babama ver, o ilgilensin. Arabayı yaptırıversin. Biz rentakardan araba kiralamaya karar verdik. Hadi hoşça kal anneciğim. Yolunuz açık olsun oğlum. Hadi güle güle. Hay Allah. Aksiliğe bak ya. Allah. Aklım hala arabada Erol Bey. Amma uzattın be kardeşim. Onlar yaparlar bozuk gördüğü yerleri. Bak bu araba fena değilmiş. Hı hı. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ ol. Bize acilen araç lazım. Hemen bir şey kiralayıp gidebilir miyiz? Tabii tabii. Nasıl bir şey istersiniz? Size nasıl yardımcı olabiliriz? Şöyle güzel bir araç olsun. Uzun yola çıkacağız. Tatile gidecektik. Bizimki de arıza çıkarınca yarı yolda kaldık. Yeni bir araç geldi. Onu verelim. İlk müşterisi siz olun. Uğurlu gelirsiniz inşallah. Olur. Hadi işlemleri halledelim de gidelim. Tamam, halledelim. İsim neydi? Özcan Ilgın. Ben gideyim artık Erol. Ben de geleyim şu yolladığım arabanın çekini alayım. Oğlum, ben gidiyorum dükkana göz kulak. Tamam abi. Hadi iyi sil. Tamam abi. Güle güle. Tamam. Hadi iyi günler. Yeter artık Erol. Kırılma noktasındasın. Aklını başına al. Başkalarının hayatını hiçe sayıyorsun. Ama şimdi oğlunun da hayatı tehlikede. Evet. Buyurun Özcan Bey, şurayı bir imzalayayım. Tamam. İşte oldu. Hayırlı olsun. Sağ ol. Ben anahtarları getireyim. Hadi gidelim. Can. Baba. Oğlum ne arıyorsunuz burada? Bizim araba arıza yapınca biz de araba kiraladık. Erol abi sizin oğlunuz mu? Evet. Ben de senin gönderdiğin arabayı kiraladım abi. Benim gönderdiğim arabayı mı kiraladın? Evet. Ama o benim oğlum. Anladım abi. Aman Allah'ım. Ben belki de kendi oğlumun ölümüne sebep olacaktım. Erol abi ne oldu? Niye ölümüne sebep olacaksın ki? Uzun hikaye. Bu arabayı kiraya vermeyin. Baba hiçbir şey anlamadım. Ne oluyor? Gel oğlum. Ben sana anlatırım. Gel. Geçin arabaya. Ne oldu baba?
Ben bu arabayı hemen aldırıyorum. Kimseye kiraya vermeyin. Anlamadım abi. Arabada bir hata mı var? Hata bende Çetin. Dediğim gibi. Sen arabayı kiraya verme. Ben tamirci gönderip aldıracağım. Bakımını tekrar yaptıracağım. Peki abi. Baba ne oluyor ya? Gel oğlum, nasıl? Arabada anlatacağım. Gel. Allah Allah. Erol yaptığı hataları çok geç olmadan anlamıştır. Bundan sonraki hayatında kimseye zarar vermeden yaşamaya devam etti. Yaptığımız hataların kırılma noktasındayken farkına varıp her kötü olayın böyle mutlu sonla bitmesi dileğiyle sururi günler dilerim. Efendim canım. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Yarın annemlere gidelim mi? Yarın akşam işlerim var biraz ama sen istersen gündüz git gel. Ekrem, ben birlikte gidelim diyorum. Yalnız gitmek istesem giderim. Lütfen bu geceyi berbat etme. Bu konuyu daha sonra konuşuruz. Ekrem, ben senin ailene nasıl saygı gösteriyorsam aynısını beklemem normaldir herhalde. Serap, benim için önemli olan sensin. Ben sevgimi ve saygımı sana göstermiyor muyum? Niçin evliliğimizi aileni karıştırıyorsun? Beni onlar büyüttü. Ben onların kızıyım. O yüzden de hiçbir zaman onları dışlayamam. Ben dışla demiyorum ki. Ya ne diyorsun? Of Serap, of! Buyur Sami. Ya bu saatte çay mı olur? Bir şey olmaz. Açık çay koydum sana. Gece geç çay içince uyuyamıyorum. Bu sefer de aklıma iş güç geliyor. Hadi bakalım sonra da uyuyabilirsen. Aman Sami, bırak şu işi gücü artık. Ekrem ilgilensin. Çocuk kendini bildi bileli senin yanında çalışıyor. Benim yanımda da ben biraz daha aklını başına toplasın diyorum. Çocuğu evlendirdik, barklandırdık. Daha ne olsun? Ya bu işler sadece evlenip baklanmayla olmuyor. Biraz da iş ahlakını öğrenmeli. Yani Sami, bir alemsin. Çocuk yıllardır senin yanında. Mümkün mü iş ahlakını öğrenmemesi? Öyle deme hanım. Bu işler hemen öyle olmuyor bak. 30 senedir koşturuyorum. Benim bile hala öğreneceğim şeyler var. Vallahi sen işlerle kafanı iyice karıştırmışsın. Hadi çayını bitir de bir tane daha doldurayım. Anlaşıldı. Sen bu gece beni uyutmayacaksın. Vallahi bir demlik çay yaptım, bitecek. Bir demlik mi? Başka zaman az demlemişsin diyorsun ya. Bunlar da tamam baba. Tamam oğlum. Ben bankaya gidiyorum baba. Çıkan çekler olacaktı, onları işleteceğim. Peki oğlum. Cengiz Bey'e de uğrayayım mı? Ha, iyi akıl ettin. Orada da ondaki stoğa bir bak. İhtiyacı varsa söyle. Tamam baba. Tamam. Tamam. Ekrem babasının şirketinde yöneticilik yapan evli biridir. Eşi Serap Hanım son derece kıskanç ve huysuz biridir. Bu hikayede yersiz kıskançlıkların insan hayatını nasıl kabusa dönüştürdüğünü göreceksiniz. Ben burada
sizin gözünüzle olayı izleyip bazı noktalarda müdahale ederek yoluna sokmaya çalışacağım. Efendim? Gelininiz arıyor efendim. Bağla kızım. Efendim Serapcığım? Nasılsın baba? İyi misin? İyiyim kızım, sağ ol. Ekrem'i soracaksan şimdi çıktı, cebinden ara. Ben seninle konuşmak için aradım baba. Hayırdır kızım, hayırdır? Ekrem... Ne oldu, Ekrem kalbini mi kırdı? Onun gibi bir şey baba. Kızım bu konular telefonda konuşulmaz. Ben Ekrem'e söylerim, akşam bize gelsin. Hep birlikte konu neyse tartışırız. Sen şimdi bize git, annen evdedir kızım. Peki baba. Allah Allah, şu gençlere de akıl sır ermiyor. Gidip bir tansiyonumu ölçtüreyim en iyisi. Buyurun. İyi günler. Ben tansiyonumu ölçtürmek istiyorum. Tabii buyurun. Size ben yardımcı olayım. Buyurun şurada oturun. Ben hemşireyi çağırayım. Geçmiş olsun beyefendi. Şikayetiniz nedir? Tansiyonum mudur nedir? Şey oldu birden. Anlayamadım. Şey yani, arabadaydım birden yol gitti geldi. Tansiyonum düştü galiba. Anlaşıldı. Uzatın kolunuzu. Tansiyonunuz düşmüş. Ya, düşmüş. İyi de ne olacak şimdi? Korkacak bir şey yok. Ne yapmam lazım? Buradan çıktıktan sonra hemen tuzlu ayran için. Sonra da işiniz yoksa evinize gidin dinlenin. Teşekkür ederim. Ben şeyi nereye vereceğim? Neyi? Ücreti. Önemli değil, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Vay be, ne tatlı kız.
Ah Serapcığım, bu ne güzel sürpriz. Gel güzelim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Gel güzelim. Hayırdır, hangi rüzgar attı seni? Babamı aradım. Konuşmak istediğim bir konu vardı. O da bize git, akşam Ekrem de gelir konuşuruz dedi. Hayırdır, neymiş o konu? Benim ailemle ilgili. Neyse anne, akşama konuşuruz. Şimdi ben birer kahve yapayım, beraber içelim. Tamam. Yap bakalım, özledim senin o güzel kahveni. Ama içtikten sonra fal bakacaksın. Tamam. Hadi. Tamam baba, banka işini hallettim. O yüzün gülüyor, bir şey mi oldu? Yok bir şey baba. Ne bileyim, gözlerinin içi gülüyor da. Gözlerimin içi mi gülüyor? Allah Allah, belki de neşem yerindedir. Akşama bize gideceğiz. Ne oldu baba? Serap bize gitti. Ne oldu ki, annem hasta falan mı? Bana bir şey söylemedin. Yok, hasta değil. Mantı mı yaptı yoksa annem? Bak, bunu iyi akıl ettin. Telefon edeyim de akşam bize mantı hazırlasın. Nefis olmuş anne. Nereden aklına geldi mantı yapmak? Öyle güzel bir sürpriz oldu ki. Afiyet olsun oğlum. Sen ne zaman istersen yaparım ben. Anneler hep böyledir. Çocuklarını beslemek için türlü türlü güzel şeyler bulurlar. Öyle değil mi hanım? Ne demişler? Ana gibi yar olmaz. Benimki yar iş değil mi? Serap, sen ne dediğinin farkında mısın? Farkındayım. Serap! Durun bakalım çocuklar, sakin olun. Evet, babanız haklı. Hemen birbirinize saldırıya geçiyorsunuz. Bak Serap, bu tür şeylerin zamanı ve yeri değil. Biz evde konuşur hallederiz meselemizi. Susun ve beni dinleyin çocuklar. Serap bugün beni aradı. Bir probleminiz olduğunu söyledi. Ben de akşam bizde olursunuz, konuşursunuz dedim. İyi de baba, bu konular ikimizin arasında olan şeyler. Sizlerin karışması... Ben babayım. Bu kadın da annen. Bizler sizleri yönlendirmeyeceğiz de kimler yönlendirecek? Yarın çocuklarınız olsa sizler de aynısını yapmayacak mısınız? Tabii baba, haklısınız ama bunda büyütülecek bir mesele yok ki. Neyse. Evet Serap, seni dinliyoruz. Anlat bakalım. Bak baba, ben şimdi size geliyorum. Size baba, size de anne diyorum. Çünkü ben öyle görüyorum. Biz de seni kızımız diye bağrımıza bastık yavrum. Biliyorum ama benim sizlere gösterdiğim sevgiyi, saygıyı Ekrem benim aileme göstermiyor. Nasıl yani? Buraya geldiğimiz gibi Ekrem bizimkilere gitmek istemiyor. Olur mu kızım? Niye gitmesin ki? İşte yüzü burada. Sorun Ekrem'e. Ekrem, oğlum, kayınpederinle, kayınvalidenle bir problemin mi var? Burada konuşulacak bir konu değil ama madem iş buraya geldi, ben de sıkıntılarımı anlatayım. Ben hiçbir zaman onlara karşı saygısızlık yapmadım. Ama benim de kendime göre bazı kurallarım var. Efendim? Ne haber Ekrem? Hiç sesin soluğun çıkmıyor. Bu kadar çalışma oğlum, çabuk çökersin. Biraz yoğunuz Demir ama sen istersen bu akşam biraz laflarız. Tamam olur. Sen çıkışta benim dükkana gel. Sonrasına bakarız, tamam mı? Oldu. Görüşürüz. Efendim? Oğlum yanıma gelir misin? Tamam baba, geliyorum. Buyur baba. Otur bakalım. Akşam konuştuğumuz olay ne oldu? Evde bir tatsızlık oldu mu? Önemli bir şey değildi aslında. Serap büyütüyor olayı baba. Oğlum, bir yerde kız da haklı. Tamam, seni anlıyorum ama bence biraz idare yoluna gitsen diyorum. Baba, ben Serap'la evliyim. Ailesiyle değil. Tabii ki oğlum ama aileler de önemli değil mi? Serap da ailesine karşı sorumluluk duyuyor. O da ister kocasıyla annesine babasına gitmek. Peki baba. Gidebilir miyim? Gidebilirsin oğlum. Üzmeyin birbirinizi, olur mu? Oğlum, biz de üzülürüz.
Bu nasıl yaşam ya? İnsan aile yaşantısına anne babayı karıştırır mı? Hoş geldiniz. Benim yine başım döndü. Anladım, buyurun. Şöyle buyurun. İyi günler. Oo, yine siz. Ne oldu, tansiyonunuz mu düştü? Evet ya, düştü. Ben de şaşırdım. Buyurun, oturun. Tansiyonunuz çok iyi. Sanırım panik atak yapmışsınız. Ha, öyle mi yapmışım? Siz öyle diyorsanız öyledir tabii. Geçmiş olsun. Hemşire hanım, affedersiniz, isminiz nedir? Esin. Esin. Esin hanım, çok teşekkür ederim. Ne demek, vazifemiz. Siz hastasınız, biz hemşire. Görüşürüz. Güle güle. Esin ha, ismi de güzelmiş. Evet, of of. Ne zaman açılıyorsun? Vallahi bilmiyorum Demir. Biliyorsun, bu işlerde tecrübem yok. Vay benim toy arkadaşım. Alay etme oğlum. Alay etin falan yok oğlum, gerçekten toysun. Peki, kabul ettim. Ne yapacağım? Hadi öğret bakalım. Bak şimdi, yarın tekrar gideceksin ve buluşma teklif edeceksin. Ya kabul etmezse? Edene kadar deneyeceksin. Peki, o zaman da etmezse? Oho Ekrem, sen de bir alemsin be abi. Toysun dedik ama sen iyice boşmuşsun ya. Kardeşim, bütün cazibeni kullan işte. Tamam, bu iş biter abicim. Ne oluyor Ekrem? Şimdi 15 yaşındaki aşıklar gibi içip içip şarkı mı söylüyorsun? Neşeli olmak suç mu ya? Konuşmayız konuşmuyor dersin. Şarkı söyleriz niye söylüyorsun dersin. Bana bak, sen bir dolap mı çeviriyorsun? Hoppala, bir şarkı nerelere gitti? Hayır efendim, bir şarkı falan değil bu. İşin içinde başka iş var. Allah aşkına saçmalama Serap. Bak saat gecenin kaçı, bağırıp çağırma, rezil olacağız. Olalım, eğer sen beni aptal yerine koyuyorsan zaten ben rezil olmuşum demektir. Anlaşıldı, bu gece bana bu evde yer yok. Git! Git o şarkı söylediğin zilliye git. Yakışır senin gibisine. Git. Merhaba. Merhaba. Nöbetiniz bitti herhalde. Maalesef bitti. Tansiyonunuzu ölçemeyeceğim. Hayır, ben diyorum ki bir yere gitsek hani, size borçluyum. Bakın, bana borcunuz falan yok. Hem beni tanımıyorsunuz hem de bir yerlere gidelim diyorsunuz. Özür dilerim. Yanlış bir şey yapmak istemedim. Ben sadece sizinle bir şeyler içmek istemiştim.
Kusura bakmayın, gelemeyeceğim. Çok işim var. Lütfen. Lütfen beni yanlış anlamayın. Vay zampara Ekrem, vay. Aa Meral, hoş geldin canım. Hiç de hoş gelmedim. Ne oldu Meral? Bak Serap, bunu sana söylemek istemezdim ama mecburum. Ya Meral, Allah aşkına ne oldu söylesene. Ekrem'i gördüm. Bir kadınla, hem de çok güzel bir kadınla. Nerede gördün? Polikliniğin önünde. Galiba kadın orada görevli biriydi. Nereden anladın? Ben de oradaydım. Onu orada çalışırken görmüştüm. Sonra da Ekrem'le buluştu, öyle mi? Öyle. Bakın, hatırınızı kırmadım. Ama hala derdiniz nedir? Bakın, böyle konuşmayın lütfen, üzülüyorum. Bakın, ben nişanlıyım. Nişanlısınız demek. Evet. Özür dilerim. Olur böyle şeyler. Hep başımıza geliyor. Ben herkese böyle oturmuyorum. Siz dürüst ve efendi birine benziyorsunuz. Onun için teklifinizi kırmadım, geldim. Özür dilerim. Sizi zor duruma düşürmek istemezdim. Neyse, kalkalım. Peki şimdi benim tansiyonum düşse size gelemeyecek miyim? Bir hasta olarak geleceksiniz tabii. İşte böyle Demir. Çok utandım. Olur böyle şeyler. Sonucu tatlıya bağlanmış ya, sen ona bak. İnsan boşluğa düşünce elinde olmadan arayışa giriyor. Ben de öyle oldum. Bak, en iyisi sen Serap'la barış. Bu iş tatlıya bağlansın. Haklısın. Şimdi buradan çıkıyorsun, çiçek yaptırıp eve gidiyorsun. Tamam mı? Tamam arkadaşım. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi akşamlar hayatım. Ne o? Bulamadın mı kliniğin önündeki zilliği, çiçekleri sen bana getiriyorsun? Sen nereden biliyorsun? Kimdi bugün o konuştuğun kliniğin önündeki kadın? Sen nereden biliyorsun? Sen nereden biliyorsun ha? Demek doğruymuş Meral'in anlattıkları. Bak Serap, kızcağız hastanede hemşire. Tansiyonum düşmüştü, baktı. Yazıklar olsun sana. Ekrem? Ekrem? Baba ne oldu? Dur oğlum, niye panikliyorsun? Neyin var senin? Akşam hiç uyumadım. Nasıl yani? Serap baba, Serap kıskançlık krizlerinde. Neler oluyor oğlum size? Nedir sizi bu duruma getiren? Bir Serap'ın ailesi konusu, bir kıskançlık. Ne olacak bu işin sonu? Bilmiyorum baba, şaşkınım. Sen de doğru durmuyorsun oğlum. Serap'ın agresif davranışları beni boşluğa etti. O sırada bir hemşire gördüm. Bana birden çok sıcak geldi. Konuştuk biraz. Onu da Serap duymuş. Ben de boş bulundum, söyledim. İyi alt ettin. Hiç böyle şey söylenir mi eşine? Beni hemen o hastaneye götür. O kadına gününü göstereceğim. Dur biraz, sakinleş, gideriz. Ben ne diyorsam onu yap. Hadi gidiyoruz. Hadi Serap. Orada bir rezilliğe falan neden olmayalım. Olursak olalım. Uf, yürü. Hay Allah ya. Yürü. Hiç tutamıyorum. Yürü diyorum sana. Nereden yürü. Nereden söyledim ya? Yürü hadi. İşte burası. Olacaksın. Utanmıyor musun sen kocamla fingirdeşmeye? Ne diyorsunuz hanımefendi? Kendinize gelin. Bilmezlikten gelme. Dün seni birlikte görmüşler kocamla. Şu mesele. Beni iyi dinleyin.
Bakın, önce bir hastanede olduğunuzu unutmayın. Eşinizle hiçbir işim olmaz. Bence siz eşinize sahip çıkar, ona beklediği sevgiyi ve şefkati verirseniz inanın evliliğinizde hiçbir sorun kalmaz. Sana mı soracağız be ne yapacağımızı? Sen benim söylediklerimi iyice kafana sok. Bir daha seni kocamın yanında görürsem çok fena olur, tamam mı? Bu yaptıkların iyi şeyler değil. Bir felakete doğru gidiyorsun. Eşine sahip çık, onu soyutlama. Eşine sahip çık. Eşine sahip çık. Hadi yürü yürü. Hoş geldin canım. Ergencisin. Kendimi iyi hissetmiyorum. Ne oldu? Hasta mısın yoksa? Yok, yoruldum herhalde. Sen hemen geç otur. Ben de sofrayı hazırlayayım. Sen seviyorsun diye et sote yaptım. Yanında da pilav var. Başka istediğin bir şey var mı? Yok, yok. Hadi bekle, ben geliyorum. Allah Allah. Rüyada mıyım yoksa dünyanın sonu mu geldi? Bizim hatuna bir şeyler olmuş. Alo? Ekrem, ben Demir. Aa, merhaba Demir. Ne haber? Araba bozuldu. Yolda kaldım Ekrem. Yardımına ihtiyacım var. Yolda mı kaldın? Allah Allah. Nerede kaldın? Şehre 30 kilometre var. Kestirme geleyim diye Çayırova mevkiinden girdim. Araba stop etti. Çalışmıyor. Burada da gelen geçen kimse yok. Servisi aradım. Onlar da cevap vermiyor. Tamam. Hemen geliyorum. Merak etme. Nereye beyefendi? Demir yolda kalmış. Vay be. İyi numara. O zili çağırdı değil mi seni? Saçmalama Serap. Bir yere gidemezsin. Serap yapma. Demir yolda kalmış. Hiç mi geçen araba yokmuş? Dağ başında mı bu? Ver şu anahtarı. Vermem. Serap ver şu anahtarı. Vermem diyorum. Hiçbir yere gidemezsin. Vermezsen verme. Ekrem! Gitme, çok kötü olacak Ekrem! Efendim? Baba, benim Serap. Ne oldu kızım? Baba, Ekrem o kadına gitti. Ne diyorsun kızım? Bu saatte nereye gider? Hemşire var bir tane. Telefon geldi, ona gitti herhalde. Aldatıyor beni. Kızım saçmalama, olur mu öyle şey? Yalvarırım baba. Gel gidelim, gözünle gör. Tamam, geliyorum. Sen bekle. Evden alırım ben seni. Tamam baba, tamam. Kardeşim yavaş ya. Dikkatli sür biraz. Tamam babacığım, merak etme sen ya. Sen içkili misin? Olabilir, ne var? Hay Allah'ım, başıma gelene bak. Öne ver lan. Of. Of Allah'ım. Of. Seni bir güzel basalım da gör bakalım ne söyleyeceksin. Geldin mi baba? Evet kızım, geldim, aşağıdayım. Aha, hemen iniyorum. Hadi baba, hadi hadi. Acele edelim. Gel vazgeç kızım, günahlanma şunları. Hayır baba, bak göreceksin nasıl basacağız onu. Tamam kızım. Odada yakalayacağız. Hadi baba, hadi.
Bak baba, göreceksin nasıl yakalayacağız kızım, onu. Kızım, günahını alma şunların. Hayır baba, göreceksin diyorum sana. Tamam kızım. Ne bakıyorsun kardeşim ya? Dikkat et, araba geliyor. İşte burası baba. Nerede o? Nereye sakladın onu? Söyle, nerede o? Burada. Trafik kazası. Ekrem! Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Baba! Ekrem, beyefendi, baba! Beyefendi, iyi misiniz? Baba, iyi misin? Beyefendi, iyi misiniz? Baba! Beyefendi, kendinize iyi gelin. Misin? Baba! Baba! Beyefendi. Ne yazık ki bu hikayede size sevinçli bir son veremedik. Serap'ın gereksiz ve yersiz kıskançlığı baba ve oğlun sonunu hazırladı. Hem kendi hem kayınvalidesi yapayalnızdı artık. Ve son pişmanlıklar fayda vermiyordu. Sevgili izleyiciler, acı sonlar bizden ırak olsun. Gönlümüz sururu yad olsun.